11 yıldır unutulmayan bir kavga, tartışma. Biliyorsun seni ben yasakladım. Sonra her zaman yasakladım. Şimdi de yasaklıyorum. Bir daha seni yine görmek istemiyorum. Hatta birkaç ay önce Instagram'da yeniden gündeme geldi. Topu topu 2 dakikalık bir sosyal medyada görüntü var. Bir haber bülteninin içinden alınan. Yani hiçbir yerde bu görüntülerin tamamı yok. İlk kez Seyhan Erdağ YouTube kanalında olacak. Açılışı onunla yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi unutulmuyor. Unutulmasını istiyor muyum? Evet, gereksiz. Yaşandı, bitti. Özellikle ortaya çıkması istediğim bir şey değil. Ama dediğim gibi 1-2 ay önce Instagram'da tekrar önüme çıktı. Üstelik de hep tepki alıyor. Yani güzel tepkiler. Bilenler, bilmeyenler, o dönemi izleyenler, izlemeyenler, o kavgayı unutmayanlar sürekli yorum alıyor. O yüzden YouTube kanalımın açılışında Antalya'daki Seyhan Erdağ, Hülya Avşar tartışmasının yayınlanmasını, tamamının yayınlanmasını ben istedim. Sorduğun sorulara dikkat edeceksin. Seni yine görmek istemiyorum. Görüştüğümüz zaman söylersiniz tekrar. 2007'nin ilk günlerine muhabirimiz Seyhan'la Hülya Avşar'ın işte bu tartışması damgasını vurdu. Karşıma çıkmayacağız. Biraz kendinize gelirseniz ben çok mutlu olurum. Sizin adınıza üzülüyorum. Şunu. Seni sevmiyorum. Ben de sizi sevmiyorum ama ben işimi yapıyorum. Ama gazeteci olarak terbiyesi almamış galiba. Siz peki terbiyesi aldığınızda inanıyor musunuz? Seni ucuzluğunla baş başa bırakıyorum. Ben sizi bırakıyorum. Seyhan'ın sorusunu yanlış anlayarak sinirlenen, agresif davranışlar sergileyen Hülya Avşar magazin gündemini yine değiştirdi. Peki Hülya Hanım, gideceksin. Niçin diyeyim bunu size? Sen bana mikrofonu uzatma. Sen şunu bir dakika bırak. Sizin adınıza üzülüyorum. Şunu terbiye Hülya olacaksın. Hanım, benim aile saygım ve aile terbiyem gayet yerinde. Hülya Avşar'ın bu agresif tutumu eskiden yaptığı sert çıkışları akıllara getirdi hemen. Hülya Avşar işine gelmediği zamanlarda gözünü karartıyor ve karşısındakinin kim olduğuna bakmadan pervasızca cümleler kurmayı alışkanlık haline getiriyor zaman zaman. Sen kimsin bir kere? Sayın Bey abla. Sen hangi gazeteden? Aklınca zeka oyunu yapıyor. Bir kere şu tavrını düzeltmeyin. Aa. Çocuğun yanında bana bir soru sorayım. Çocuğun haberi var mı acaba? Dangalak. Önde. Yani sen benim arkadaşım muhabbeti gibi bana. Şimdi olayın en başına Antalya'ya gidiyoruz. Bayramın ikinci günü. Hülya Avşar bir otelde sahneye çıkıyor. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu, sevgilisi Feraye Tanyola, Zehra ve Kaya Bebek aynı otelde kalıyorlar. Kaya çocuklarıyla birlikte girmek istedi yılbaşına. Yani ya Zehra ile girecekti, küçük oğlu da. Gelirsek bir mahsuru olur mu dedi. Hayır dedim yani hiçbir şekilde. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve yuvasının yıkılmasına neden olan Feraye Tanyola'yla modern bir tablo çiziyor Hülya Avşar. Çok farklı bir ilişki oluşturduk Kaya'yla. Aynı otelde hep beraber kalıyoruz. Feraye Hanım, oğulları, ben, Zehra. Ve işte tam bu anda olayların fitilini ateşleyen soru geliyor muhabirimiz Seyhan'dan. Bu böyle bir grup yok yani. Grup lafını yanlış anlayan Hülya Avşar başlıyor muhabirimize saldırmaya. Ben yine benim şimdi bir sözüm, ağır bir sözümle karşı karşıya kalmak üzeresin. Çünkü sorduğun sorulara dikkat edeceksin. Seyhan bir iki defa alttan alıyor ama Hülya Avşar üstüne gitmeye devam ediyor. İşte ondan sonra da kızılcık kıyamet kopuyor. Biliyorsun seni ben yasakladım. Sonra her zaman yasakladım. Şimdi de yasaklıyorum. Bir daha seni yine görmek istemiyorum. Hülya Avşar sesinin tonunu yükselterek tartışmayı alevlendiriyor. Muhabirimize ambargo koymaya çalışıyor. Hülya Avşar benzer tutum ve davranışları eskiden beri sergiliyor aslında. Pazar sürprizi izleyicileri hatırlayacaktır. Yaklaşık 2 sene önce Seyhan'la Hülya Avşar arasında gerginlik yaşanmış. Avşar, muhabirimiz kendisini ayakta karşılamadığı için tepki göstermişti. Önde. Yani sen benim arkadaşım muhabbeti gibi bana. Öyle ya, Hülya Avşar ayakta karşılanmayı hak eden bir sanatçı büyüğümüzdü. Sadece Seyhan'a karşı değil, diğer magazin muhabirlerine de zaman zaman sert çıkışları olmuştu Hülya Avşar'ın.
kendisine yöneltilen soruları beğenmeyince sık sık agresif davranışlar sergilemişti. Sen kimsin bir kere? Sayın Bey adlı. Sen hangi gazeteden? Aklınca zeka oyunu. Bir kere şu tavrını düzelt bir. Biz size aşk sorusunu soruyoruz deyip saçmaladı. Aklında kaldın her şeyi dank diye söylersen insanlar yanlış anlarlar. Onun için söylemeyeceksin. Kusura bakmayın. Ağzınızdan çıkacak her kelimeye dikkat edeceksiniz. Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Feraye Tanyolaç'ın hamile olduğu ortaya çıktığı zaman bir muhabirin konuyu açmasına ise hakarete varan bir tepki göstermişti Hülya Avşar. Oğlum kafanı bir tane şimdi indireceğim ha. Çocuğun yanında sorduğun soruya bak. Soramazsın. Çocuğun yanında bana bir soru sorma. Çocuğun haberi var mı acaba? Dangalak. Hülya Avşar bebek konusunun Zehra'nın yanında açılmasına sinirlenmiş, kızının psikolojisinin olumsuz etkileneceğini öne sürmüştü. Peki acaba kendisi tüp bebek yapabiliriz derken ya da Amerika tatili dönüşü elinde bir puset ve içinde bir maymunla işte bebeğimiz derken kızının psikolojisini düşünüyor muydu acaba? Yoksa sadece gündem peşinde miydi? Ayrılmadan abi mi kaldı? Evet ki tüp oldu. Amaloooy! Sen ne şekersin yavrum? Hülya Avşar'ın içinde bulunduğu bir başka tartışma daha var ki unutmak mümkün değil. Bir resim sergisinde ünlü ressam Profesör Doktor Adnan Çöker'le akıl almaz bir polemiğe girmişti. Kendisinden yaşça çok büyük hoca karşısında yine saygı sınırlarını aşmıştı. Niye resimden konuşuyorsunuz? Resimden konuştu mu? Nereden biliyorsunuz? Kendiniz söylediniz. Hayır, ben dalga geçtim sizinle. Öldürebilirim bu adamı. İğrenç bir yaratık. Hülya Avşar'ın başrolünü oynadığı daha pek çok tartışma sayabiliriz burada. Ama şimdi Antalya'ya dönüyor ve Seyhan Hülya Avşar tartışmasının ikinci perdesini getiriyoruz ekranlarınıza. Diğer sanatçıları karşılamak için Antalya havaalanına giden muhabirimiz Seyhan'la Hülya Avşar burada bir kez daha karşı karşıya geldiler. Seyhan daha ağzını açmadan Hülya Avşar saldırgan tutumuna devam etti. Sen karşıma çıkacaksın. Hülya Hanım biraz kendinize gelirseniz ben çok mutlu olurum çünkü sizin adınıza üzülüyorum. Sen şimdi bir dakika bırak. Hülya Avşar tartışmada saygı sınırlarını aşarken muhabirimizi patronlara da şikayet etmekle de tehdit etti. Ben şimdi senin patronlarına konuşacağım. Ne şikayet edeceksin? Seni bir daha bana göndermesin. Sadece o kadar seni görmek istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Sebep olarak neyi göstereceksin? Seni sevmiyorum. Ben de sizi sevmiyorum ama ben işimi yapıyorum. Seyhan'ın kararlı tutumu karşısında ne yapacağını şaşıran Hülya Avşar işi elle tacize kadar götürdü. Değiliz. Bak Celiko, siz sanatçısınız, ben gazeteciyim. Hayır lütfen. Siz sanatçısınız, elinizi indirirseniz, lütfen elinizi indir. Hayır elinizi indirirseniz. Siz sanatçısınız, ben gazeteciyim. Şey birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Seni sevmiyorum ve ben istemiyorum. Sizi ama ben birbirimizi hakikaten sevmek zorunda değiliz. Hakikaten seni görünce kendimi kötü hissediyorum. Ben işimi yapıyorum sadece. Hiç kimse birbirini sevmek zorunda değil. Siz olarak terbiyesi almamış galiba. Siz peki çok sanatçı terbiyesi aldığınıza inanıyor musunuz? Ya da büyük terbiyesi aldığınıza inanıyor musunuz? Ben gazetecilik terbiyesi almadıysam. İş çığırından çıkmıştı bir kere. Hülya Avşar hakarete varan yorumlar yaparken Seyhan siz diye hitap etmeye devam ediyor ve saygı sınırlarını özenle koruyordu. Seni ucuzluğunla baş başa bırakıyorum ben sizi ama bırakıyorum bak aynı bir şey söyleyeceğim. Seni istemiyorum ve senin başarılı olsam, bir gazeteci olduğuna inanmıyorum. Ya bunlar tartışılır. Hülya Avşar bu kez de Seyhan'ı başarısızlıkla itham ediyordu. Oysa 13 yıldır muhabirlik yapan arkadaşımız bugüne kadar pek çok başarılı işe imza atmış, defalarca magazin gazetecileri derneğinden ödül almış bir muhabirdi. Yıllardır ama eğer aynı yerde sayıyorsun. Çünkü yaptığın işte başarılı değilsin. Ne yapmam sorduğun gerekiyordu? Sorduğun sorularla doğru değilsin. Kendilerini sahneye davet ediyoruz efendim. Bir poz verelim. Hülya Avşar her dediğine evet diyen muhabirler istiyordu etrafında adeta. Saygılı olacaksın, terbiyeli Hülya olacaksın. Hülya Hanım benim aile saygım ve aile terbiyem gayet yerinde. Zaten bunu izleyenler, de neyin ne olduğunu görecekler. Ve ben şu anda sizin adınıza üzülüyorum, bu kadar. İzleyenler neyin ne olduğunu gördüler ve pazar sürprizine destek telefon ve mailleri yağdı. Hülya Avşar oradan ayrılırken diğer muhabirlere de gözdağı veriyordu. Bu insan sizinle birlikte olduğu sürece sizinle de konuşmayacağım arkadaşlar. Arkadaşınıza sahip çıkın ve ona gazeteciliğin nasıl bir şey olduğunu lütfen kendi aranızda konuşarak izah edin. Siz de kim sahip çıkın? Bana hiçbir zaman bu şekilde kimse konuşamaz. Konuşamaz çünkü ben böyle bir şey hak etmiyorum. Hülya Avşar'ın tehditlerinden son olarak muhabirimiz Seyhan nasibini alıyor. Sonra seninle görüşeceğiz. Hülya Avşar'la muhabirimiz arasındaki bu tatsız tartışmadan sonra magazin dünyası karıştı.
Pek çok ünlü gazeteci Seyhan'ın yanında açıklamalar yaparken Hülya Avşar'ın yanlış olduğunu dile getirdiler. Uçan Kuş yorumcularından Bekir Azar konuya alaycı bir açıdan yaklaştı. Hülya Avşar'ı ben haklı buluyorum. Çünkü araştırdım. O Seyhan isimli gazeteci arkadaşımız Hülya Avşar'la görüşmeden önce hiçbir form doldurmamış. Sorduğu sorulara dikkat edeceğine dair şerefi ve namus üzerine yemin edeceği bir form doldurması gerekiyor. Çünkü hülyasal alan diye bir olay var. Akredite olman gerekiyor. Hülya Avşar'la röportaj yapabilmek için akredite olman gerekiyor ve form doldurman gerekiyor. Magazin dünyasının usta kalemlerinden Kenan Erçetingöz bu olay hakkında bakın nasıl yorum yaptı. Yazık, Hülya Avşar gibi bir sanatçının bu durumlara düşmesi. Yasakladım seni, bir daha istemiyorum, patronuna şikayet edeceğim, yollamasınlar demesine üzülüyorum. Magazin dünyasının bir başka usta ismi, gazeteci Burhan Akdağ'a uzatıyoruz şimdi mikrofonumuzu. Hülya'nın bir sıkıntısı var, çözemiyor. O sanıyorum özel yaşamında böyle bir gelgitler yaşıyor. Bu da ister istemez en yakındaki insanlar kimler? Gazeteciler. Devamlı yanında olan insanlar, gazeteciler. Bir gün birine patlayacak, bir gün diğerine patlayacak. Bilmeyenler için anlatmak istiyorum. Ben o dönem Show TV'deyim. Cumartesi ve Pazar sürprizi programını yapıyoruz. Hafta arası Show Kulüp girebiliyor, Süper Kulüp girebiliyor. Öyle magazinin çok yoğun yayınlandığı bir dönem. Hülya Avşar'la da herhangi bir baktığınızda sıkıntım, kavgam, gürültüm yok. Sıkça haberlerini takip ettiğim bir sanatçı, yani bizim tabirimizle gazetecisin ve haberini takip ediyorsun. Yılbaşı ve bayramın bir araya geldiği bir konser gecesiydi. Hülya Avşar sahneden indi. Ben her zamanki anaç tavrımla üzerine böyle bir şey verilmiş, siyah, hani terli ya, şal verilmiş. Şala baktım, herhalde orada otel yetkilileri vermişti. O şalı dedim ki Hülya Hanım, üzeri iplik toplamış. Ben baktım hani bir akım da yok sizi hasta edecek. Bunu alalım, röportajda kullanmayalım. Bunu düşünecek kadar da yakınız, yakınım. Ben öyle görüyorum. Röportaj başladı. Hülya Avşar'ın o dönem yeni birlikte olduğu isim Saadettin Saran. Dolayısıyla Saadettin Saran konusunun sorulması gerekiyor. Gazeteciler tarafından, bizim tarafımızdan. Ama öyle bir yere geldi ki konu, yani konuyu açıyor. Nasıl soracağım, ne yapacağım bilmiyorum ama o gün çok önemli bir gündem var. Kaya Çilingiroğlu da Feraye Tan Yolaç'la birlikte, üstelik de bir bebekleri olmuş. Feraye Tan Yolaç yıllar sonra Hürriyet Gazetesi'ne röportaj yapmış. O gün Saadettin Saran mı sorulacak, efendim Feraye Tan Yolaç'ın Hürriyet Gazetesi'ndeki röportajları mı sorulacak? Yani gazetecinin üzerine düşen pek çok soru var. O gece sorulması gereken. Röportajın ilerleyen dakikalarında kibar bir şekilde Hülya Hanım'a dedim ki Hülya Hanım, bugün gazetede bir röportaj var ve size onu da sormamız gerekiyor, sormam gerekiyor. Ama yıllar sonra şunu itiraf etmeliyim ki aslında işte Hülya Avşar'ın konuşturmak istemediği, kapatmak istediği röportaj oydu. Gazeteci Sema Denker'in Feraye Tan Yolaç'la birlikte gerçekleştirdiği ve üstelik iki güne yayılan, yani bir gün bir bölüm, ertesi gün ikinci bölüm yayınlanan o röportajı Hülya Avşar gündeme getirmek istemedi. Kendisi de çok iyi biliyor, yakınları da çok iyi biliyor ve ben de çok iyi biliyorum ki o gecenin kurbanı bendim. O röportajın gündeme gelmemesi gerekiyordu. Ben bunu yıllar içerisinde hep anlattım bana soranlara. Şimdi ilk kez burada anlatıyorum YouTube kanalımda. Bu da tarihe önemli bir arşiv olarak geçecek. Bir ünlünün istemediği bir röportajı gündeme getirmemek için bir insanı, bir gazeteciyi kurban etmesinin görüntüleriydi bunlar aslında ama pek çok kişi 12 yıl sonra, 11 yıl sonra ilk kez öğrenecek. Amacına ulaştı. Benim sorumdaki grup kelimesini Türk toplumunun, Türk halkının asla istemeyeceği, iki tane de çocuk var üstelik ailenin, yani grubun içinde. Birisi Zehra Çilingiroğlu, diğeri de bebek de
Minik Kaya Çilingiroğlu grup kelimesini cinsellik anlamında algıladığını ikinci günkü tartışmada öğrendik havaalanında. Karşılaştığımızda sen grup ilişkiler kurabilirsin ama ben kurmuyorum dediğinde öğrendik o grup kelimesini nereye çektiğini. Yani o onun elinde grup kelimesi onun kullandığı bir silahtı. Güya ben ona öyle bir şey ifade ima etmek istemiştim. Ona göre öyleydi. Evet, 2007 yılında hiç unutulmayan, magazinin şanlı direnişi olarak kabul edilen bir tartışma bu. Neden magazinin şanlı direnişi? Çünkü gazeteciler hep hakarete uğrarlar. Hakaretamiz kelimelerle karşılaşabilirler ama onlar hiçbir zaman ağızlarını açamazlar. Açarlarsa çünkü işlerinden de olabilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Ama benim aileme, kişiliğime, üstelik de sevgili dedem beni büyüten iki kişiden biri, daha doğrusu dört kişiden biri, annem, babam, anneannem, dedem, ama anneannem ile dedemin benim üstümde çok büyük hakları vardır. Çünkü ben onların evindeydim. Annemler karşı dairedelerdi. Hala aynı evde oturuyoruz. Ama ben ilk gece uyanıp ağladığımda benim başıma gelen anneannem ve dedemdi. Hala anneannemle zaten beraberim. Allah ona uzun ömürler versin. Dedem için ben o anda dedemi gözümün önüne getirmiştim çünkü onu kaybettiğimden ötürü senin aile terbiyesi aldığını düşünmüyorum demişti. Dolayısıyla işte yıllar geçti, bazı şeyler unutulmadı. Magazinin şanlı direnişi buradan yola çıktı. Böyle bir şeyler yaşandı. Magazinin kara kutusu diyorlar. Ben temiz magazini seviyorum. Seyhan Erdağ ve Temiz Magazin ismi daha yan yana gelince hoşuma gidiyor. Bundan sonra en farklı, en iddialı, en özel haberlerle YouTube kanalındayım. Takipte kalın. Seyhan Erdağ YouTube kanalı. Magazin Kara Kutusu.